Değerli konuklarımız, sevgili misafirlerimiz, Aşağı Eşenler Köyü Sosyal Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimizin düzenlemiş olduğu ve gelirinin öğrencilere burs olarak verileceği eğitime destek gecemize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Evet, Aşağı Eşenler Derneği gerçekten bu konuda bir köy derneği olmasına rağmen her zaman övgüyle bahsediyoruz. Gerçekler bu. Ama bütün etkinliklerimizde her zaman yanımızda olan Karatay Belediye Başkanımız Mehmet Hançerli'ye güçlü bir alkış verebilir miyiz? Çok sağ olsun. Bizleri yalnız bırakmadı. İnşallah bugün yine öğrencilerimizin ihtiyacı olan bursları siz hayırsever hemşehrilerimiz sayesinde karşılayacağız. Gece amacına ulaşacak. Mehtarımıza güçlü bir alkış alabilir miyiz? Gerçekten güzel bir başlangıç yaptılar. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, sevgili misafirlerimiz, Kur'an-ı Kerim tilaveti için köyümüzün imamı, değerli hocam Emre Ahirşan hocamı davet ediyorum. Hocam buyurun. Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra meali ve kısa bir sohbetinde yapmasını istiyoruz. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي في وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله ربنا الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Değerli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Programımıza çok yoğun fakslar geldi. Biliyorsunuz yoğun bir gündemden geçiyoruz. Ben hızlı bir şekilde gelen telgraf ve faksları sizlerle paylaşmak istiyorum.
Aşağı Yeşerler Köyü Sosyal Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin düzenlemiş olduğu eğitime destek gecenize nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Yoğun programların nedeniyle davetinize katılamıyorum. Programınızın olumlu geçmesini diler. Şahsınızda tüm davetlilere selam ve saygılarımı sunarım. Lütfü Elvan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı. Avukat Gülay Samancı, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı, Konya Milletvekili. Doktor Mustafa Baloğlu, Konya Milletvekili. Orhan Erdem, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı. Harun Tüfekçi, Konya Milletvekili. Konya İl Müftümüz Profesör Doktor Ali Akpınar, değerli hocamıza çok teşekkür ederiz. Panko Birlik Genel Başkanı Sayın Recep Konuk, çok teşekkür ediyoruz. Efendim değerli konuklar, sevgili misafirlerimiz, hocamız da söyledi. İnşallah bu gece eğitime destek gecesi ve sizin de desteklerinizle güzel bölümlerde okuyan ama maddi imkansızlıklar çeken kardeşlerimize biz de elimizi uzatacağız ve siz koşmanıza devam edin, arkanızda biz varız diyeceğiz. İşte bu noktada en büyük amaç derneğimiz oldu. Ve derneğimizin yeni yönetimi göreve başlar başlamaz hızlı bir şekilde başladı. Aylar öncesinden gerçekten hizmetler için koşuşturdu, ne yapabiliriz diye. Durmadan toplantılar yaptılar. Konya'mızda, çevre illerde, Ankara'da yoğun bir diplomatik çalışmalar yaptılar. Herkesi ziyaret ettiler. Ve inşallah bugün de bunun sonuçlarını alacağız. Yaz ki şenliğimizde de yoğun bir şekilde hazırlanılıyor. Çok yoğun emek var. Çok güçlü alkışlarınızla dernek başkanımız Rahim Eraslan'ın konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Başkanım buyurun. Sayın Karatay Belediye Başkanım, Büyük Birlik Partisi Başkanım, Millet Partisi İl Başkanım, basınımızın değerli mensupları, değerli misafirler, çok kıymetli hemşerilerim, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yedincisini düzenlemekte olduğumuz ve geleneksel haline getirdiğimiz eğitime destek gecemize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bildiğiniz gibi derneğimiz 2008 yılında kurulup faaliyetlerine başlamış, merkezi Konya'da olup İstanbul ve Karaman'da temsilcisi bulunan bir köy derneğidir. Fakat köy derneği olmasına karşın kurumsal yapısı ve üye sayısı ile birçok ilçe, hatta il derneklerinden daha güçlü bir yapıya sahiptir. Ülkemizde açılan derneklerin %60'dan fazlasının belli başlı sebeplerle kapandığı düşünülecek olursa, derneğimizin 6 yıldır büyüyerek faaliyetlere devam etmesi büyük bir başarı göstergesidir. Değerli misafirler, çok kıymetli hemşerilerim, derneğimiz kuruluşundan bir yıl sonra asıl kuruluş amacı olan başarılı öğrencilerine burs vermeye başlamıştır. Derneğimizin başlatmış olduğu bu gece sayesinde bugün mezun olan öğrencilerimizi gördükçe bu yaptığımız köprü vazifesinin haklı gururunu siz değerli hemşerilerimizle birlikte yaşamaktan son derece mutluluk duymaktayız. Değerli misafirler, çok kıymetli hemşerilerim, dernekçilik gerçekten de meşakkatli bir iştir. Kurmak kolay ama yaşatmak büyük özveri istemektedir. Bu sebeple derneğin faaliyetlerini aksatmadan bugünlere ulaşmasında emeği geçen dernek kurucularımıza ve buna kadar ayakta tutan tüm yönetim kurulu üyelerimize, hemşehrilerimize ve dernek başkanlarımıza sonsuz şükranlarımı sunarım. Kıymetli hemşehrilerim, yöneticiler kadar üyelerimize derneğimizin vazgeçilmez unsurlarıdır. Üye olmaz ise derneğe ve dernekçiliğe çok fazla ihtiyaç kalmamaktadır. Ancak üyeler var ise yapılan faaliyetlerin bir anlamı bulunmaktadır. Derneğin üyelere, üyelerinde derneğe karşı sorumlulukları vardır. Esas olan köyümüzün sevincine de üzüntüsüne de ortak olmaktır. Hiçbir sosyal aktiviteye katılmayan, bir selamı bile çok gören, yarın musalla taşında tek kalmasın. Birlik olalım, güçlü olalım.
Yunus'un dediği gibi gelin tanış olalım, işin kolay tutalım. Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Saygılarımla. İnşallah bugün bunun karşılığını alacağız. Buna inanıyoruz, güveniyoruz. Çünkü burada gerçekten 50 lira, 100 lira, 500 lira, 700 lira, 800 lira verebilecek abilerimiz var. İmkan ve bütçesine göre, değil mi? Bu alınan burslar nasıl değerlendiriliyor, nasıl veriliyor? Mesela bir abimiz dedi ki ben bir burs verebilirim, yani 800 lira. Ama dediği tarihte veremedi. Öğrenciye o tarihte siz ne yapıyorsunuz abi, veremediği? Şimdi Süleyman Bey, bizim burs programında hakikaten çok ciddi ve titiz davranıyoruz. Neden? Şimdi burs verdiğimiz öğrenciler hakikaten gariban başarılı öğrenciler olduğu için bazen mesela böyle aksaklıklar olduğu zaman biz bu paraları emanet buluyoruz veya cebimizden öğrencileri aksatmadan yatırıyoruz. Ama biz o parası geldiği zaman bu paraları geri alıyoruz. Ha, dolayısıyla burada samimi söylüyorum, bizim en büyük önem verdiğimiz olay burs olayıdır. Ha, şenlikler de illaki önemli ama bizim samimi söylüyorum bu kırsal bölgelerde, bilhassa bizim köy civarlarında başarılı ama imkanı olmayan öğrencilerimiz hakikaten çok. Ve bizim en çok önem verdiğimiz, acaba bu öğrencilere nasıl olur da yardımcı olur, büyük yerlere taşıyabiliriz. Elhamdülillah bunun da seminerini aldık. Niye? Şimdi bizim şu anda 23 civarında falan okuyan öğrencimiz var. Üniversitelere 200, liselere 100 veriyoruz. Ha, burada bizim öğrencilerimizden içerisinde hakikaten söylüyorum, benim bazen o kadar duygulanıyorum. Eğer dernek olmasaydı ben bu okulu bırakmayı düşünüyordum diyen öğrencilerimiz var. Yani bizim burada bütün amacımız, Allah rızası için eğer burs toplamaksa, öğrencilere bir imkanlar sağlamaksa, biz burada elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışalım. Ve inan şu anda elhamdülillah doktorlar, öğretmenler, mühendisler, yani bütün şu anda şeylerimizi almaya başladık, mezuniyetleri vermeye başladık. Onun için herkesten, hepinizden çok duyarlı olmanızı bekliyorum. İnşallah burada da bu burs olayında çok başarılı olacağımıza inanıyorum. Allah utandırmasın inşallah hep beraber. O halde bismillah diyelim. Sen de bir öncü ol Rahim abi. Orada arkada da verilenleri yazalım inşallah. Geçen seneyi de geçelim istiyoruz. Burada tabii ki dediğim gibi çok fazla verecek abilerimiz var. İşte sonuçlar ortada. Kaç bursa başlıyoruz abi? Senden başlayalım. Zaten işin yükü sizde biliyorum ama yine de öncü olmak lazım. Bu bir sorumluluk, başkanlık. Hadi bismillah diyoruz ve başlıyoruz seninle. Ben Rahim Meraslan olarak bir bursla bu programı açıyorum. İnşallah dediğim gibi hemşehrilerimizin de bu konuda çok duyarlı olacağına inanıyorum. İnşallah herkes elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışsın. Yani bu başarı olup da okuyamayan insan biz de olabilirdik. Yani bu işe böyle bakmamız lazım. Onun için herkesten istirhamım, İnşallah hepimiz elimizden geldiği kadar yardımcı olursak hem öğrencimiz, gariban öğrencimiz kalmayacak, hem başarılı öğrencimiz inşallah bir yerlere ulaşacak. Temelimiz o. Evet, şimdi yazalım. Rahim Erarslan bir burs. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi aranızda gezmeye başlıyorum. Var mı burs olarak? Bir bursumuz 800 lira. Ama bunun yanında düşeceğiz. Yani bir burstan sonra yarım burs, çeyrek burs, öyle devam edeceğiz. Evet. Şöyle ikinci. Evet, değerli konuklarımız, sevgili misafirlerimiz, işte Aşağı Şenler köyü. Bakın, köyü diyorum, mahalle olduk ama biz onu unutmayacağız. Yine köy diyeceğiz. Unutamayız değil mi? Köyümüz. Bir köy derneği ve yıllardır burs topluyor. Bir başarı öyküsü. Bugün inşallah güzel şeyler yapacağız. Bir tanıyalım efendim. Tanışalım. Ali Bekir Eraslan,
Karatay Müftülüğü'nde memur olarak görev yapmaktayım. Diyanet'in Konya İl Başkan Yardımcılığı görevine getirildim. Şu anda 3 bursla inşallah katkıda bulunmak istiyorum. Çünkü biz de bu şekilde okuduk. Biz de o yıllarda bu şekilde destekler aldık. İnşallah biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız. Evet, hadi bakalım bir alkış alalım. Vallahi süper. Şunları da al. Hava soğuk montlarla geldiniz. Abi çok önemli. Beni de Allah uzun ömürler versin. Eniştem elimden tuttu, okuttu. Yani onun da hakkını ödeyemem. Allah razı olsun. Hep yad edeceğiz. Hep onun hayır defterine yazılıyor. İnşallah yazılıyordur. 3 burs yazdık mı göreyim coşayım. Helal olsun. Evet, çok teşekkürler. Şuradan başlayalım, devam edelim. Burs olarak abilerimiz 800 lira Ekim ayından itibaren vermeye başlayacaksınız. Ayrıntıları yine soranlara veririz. Şuradan şöyle elimizi artık abi Mehmet abi sana uğrayacağım önce tanıdıklara. Zorlama yok ama tanıdıklarıma nazım geçebilir. Süleyman abi teşekkür ediyorum. Erkam İletişim bir burs. Nereden şöyle yapalım? Şöyle gelelim bakalım. Burada var. Evet. Hemen şöyle yanınıza geliyorum. Bir tanıtalım sizleri. Ben Ömer Ayhan. Bir burs veriyorum. Ömer Ayhan abimize alkış veriyoruz. Bir burs daha geldi. Toplamda kaç olduğunu da sayalım. Ali Osman doğdu. 400 lira. Evet, 400 lira Ali Osman abimizden. Allah razı olsun. Yarım burs geldi. Evet, şöyle gezeceğim biraz. Bir köy derneğinde 8 yıldır devam ediyoruz. Öğrencileri okutuyoruz. Daha da bir coşku, daha da bir heyecan. Evet, tanıtıyoruz. Hüseyin Yalçın, Yalçın Demir Doğram olarak bir burs. Hüseyin Yalçın abimize de Yalçın olarak şöyle yaz abi görelim. Helal olsun. Bir alkış verelim. Abi sana uzattı kameraman abim. Buradan çıkar zaten burada. Abi nasılsın ya? İyi Süleyman abi, siz nasılsınız? Allah'a şükür biz deyiz. Burs aldıkça daha iyi oluyorum ben. Kocaeli Demir Doğrama'dan bir burs. Abi ama senin duruş var ya, yani böyle bir duruşun bayağı bir yani. Yanımda sen varsın diye çok rahatım. Vallahi rahatlığa bak abi, böyle baş bakıyor gibi böyle duruyor şöyle. Kaç burs dedin? Bir burs. Alkışlıyoruz efendim, Allah razı olsun, Allah kabul etsin. Toplamda kaç olduk şu an için? Göremiyorum ki, benim göz 10 numara ya. 8 burs mu oldu? Abimiz var katılamadı, bir burs onun var. Yazdır abi, hangi abi katılamayan? Tahir oğlu et, bir burs. Duydun mu abi Tahir abimiz? Ha? Toplam 8,5 burs. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bekir abi oturunca. Vereyim bir burs da ben vereyim. Bekir Karakuş abime güçlü bir alkış, her zaman yanımızda. İpekyoluhaber.net. İpekyoluhaber.net. Yaz abi kaçırma. İpekyoluhaber.net. Evet, bir burs. O kadar koşuşturma, derneğin gece gündüz her zaman yanındasın. Maddi olarak da destek veriyorsun. O zaman ben protokolden gideyim sevgili seyirciler. Başkanım gerçekten maddi manevi her zaman yanımızda. Karatay Belediye Başkanımız. Kendisini ziyaret ettiğimde de konuştuk. Birazdan özel bir şekilde kendisine söz vereceğim. Orada yapacak. Şuradan yine dediğim gibi illa bir burs değil. Çeyrek burs, yarım burs. Güzel akşam. Bir köy derneğinde köylüler bir araya geldi. Tamam, yarın bursa ben vereyim. Yazalım, isim söyleyelim. Dursun Kaplan, mimar Dursun Kaplan. Dursun Kaplan yarın burs oldu. Allah razı olsun. Güçlü bir alkış verelim. Çok güçlü bir alkış. Evet. Biraz daha tur atmaya devam edeceğim. Herkes elini cebine atacak. 50, 100, 10 hepsi olur. Dışarıda sandığımız var. Hani sandığımızı da birazdan takvimlerde vereceğiz. Takvimleri alırken sandığımızı atabilirsiniz. Burada çıkışta ne varsa bozukluklar imkanınız ölçüsünde, değil mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Abi ben şöyle oturayım ya. Evet abi. Bir tanıt kendini önce. Tayyar adı güzel. Kerimoğlu plastik adına 10,5'u düzleyelim. Yapma ya. Öyle yapalım. 10,5'u düzleyelim. Sende de göz iyiymiş vallahi ya. 11,5, 12,5'u düzlesen de olur yani. Evet. 10,5'u yarım burs olarak da ekledik. Helal olsun. Alkış veriyoruz. Şöyle arka tarafa geçeyim mi? Beni yormayın. 200, 300, 400, 500. İmkanınız ölçüsünde 800 lira bir burs. Gireyim mi şöyle? Evet, buradan mı geldi abi? Duygu ve düşüncelerini anlat. Kamera orada abi. Abi, mali müşavir Hasan Akosmanoğlu adına bir burs. Allah razı olsun. Alkışlıyoruz efendim, bir burs. Evet, şurada ablalarım bayağı yoğun gelmiş ama bir el kaldıran olursa gelirim yani. Konuşmak isteyenler olursa benden de çeyrek burs, 200 lira, 100 lira gelirim yani. Yeter ki verilsin.
Yeni gelen abilerim var. Tabii cumartesi günü biraz yoğun olur. Var mı şöyle? Abi ya hiç böyle ya, olur ya beni yormayın ya. Evet şuradan durayım. Abi hoş geldin. Sağ olun, hayırlı olsun abicim. İsmini açıklanması istemediğim bir abimiz iki burs verdi, onu söyleyeyim. Bir yarım bursa ben vereyim ben Mustafa Kalaycılar olarak. Mustafa Kalaycılar yarım burs. İsmi açıklanması, İsmi açıklanması istemeyen biri de iki burs verdi. Onu hallederiz. Allah razı olsun, güçlü bir alkış. 2,5 burs geldi. Ben de ısınıyorum artık. Çeketi falan çıkaracağım birazdan. İnşallah destek gelir. Onlar koştursunlar değil mi gençler? Çalışsınlar. Hakan Sevgi bir burs. Hakan Sevgi bir burs. 800 lira vereceğim diyor. Helal olsun abi sana. Tur atmaya devam ediyorum. Ne verirseniz gelirim. Bu tarafa gençlerimize destek çıkılacak. Şöyle beni bir tur daha attırırsınız herhalde. Abi. Babam adına bir burs veriyorum. Alalım, ismi yazalım oraya. Mustafa Yakut. Evet, alabildik mi? Mustafa abimiz, soy ismi. Yakut. Evet, Mustafa Yakut adına bir burs veriyoruz. Allah razı olsun. Gençlerimiz, abilerimizin çeyrek, 50, 100. Oraya gidiyorum, helal olsun ya. 200 lira Ahmet Çakır. Ahmet Çakır, 200 lira. Onları nasıl takip edersiniz laptopta bilmiyorum. Abi, yenge sana satmış çocuğu. Sattı. Sen bakıyorsun yani. Hep erkekler böyle sevgili seyirciler. Hanımlar işi bulmuş. Gece gündüz ağlar, baba diye ağlar çocuk. Ya bir anne diye ağla, ne olur ya. Abi biri uyanıyor, biri yatıyor, biri uyanıyor, biri yatıyor. Sonra hanım diyor, niye uyuyorsun? Bu çocuk uyutmuyor ki çocuklar. Helal olsun, yılın babasısın. Evet, buradan devam edelim. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. İsmim Ali Karahan, babam adına 400 lira. Mustafa Karahan. Evet, Mustafa Karahan adına 400 lira. Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Evet, 400 lirayı da yazdık. Şöyle, abi bir şeyler söyledir mi? Hani ben şöyle el kaldırıp gelelim. Çünkü bir gönül meselesi, imkan meselesi. Buradan muhtarım. Aybahçe muhtarımız. Geçen aşureyi dağıttık maşallah. Bu aşağı eşenler var mı mahallende, eşenlerler? Başkanımız aşağı eşenler köyünden, benim mahallemde oturmaktadır. Başarılı olduğu için teşekkürler de. Rahim abi mi? Rahim abi. Aybahçe muhtar adına bir burs. Aybahçe mahalle muhtarımız bir burs. Yani daha çok olsun istiyoruz tabii ki. Kızılöz İnşaat'tan bir burs. Kızılöz İnşaat'tan bir burs geliyor. Helal olsun. Devam ediyoruz. Altuva Yapı Yaman İnşaat'tan iki burs. İki burs. Yaman İnşaat'a güçlü bir alkış veriyoruz. Helal olsun. Toplamı bir görelim. İki bursu daha ekliyoruz abi. Bir taraftan bilgisayardan kontrol ediyorum. Geçen yıl 30 civarı mıydık? 31'i geçmiştik. İnşallah. Daha olur. Olur. Teyze geldi. Teyzeme alkış geliyor. İşte elini öpülmesi annem. Örnek olsun. Hoş geldiniz. Sağ ol gülüm. Ben İsmihan Sevim. 150 de benden şey. Allah razı olsun. İsmihan annem 150 lira. Soy isim ne? 150. Sevim. Aldık değil mi İsmihan annemizden? Sevim değil mi? 150 lira. İşte bunu istiyorum ben. İşte bu. 50 lira, 100 lira, 10 lira. Helal olsun, bir alkış veriyoruz. Dedim ya, 50 lira da olur, 100 lira da olur. İmkanımız ölçüsünde. Evet, burada bir el daha kalktı. Abi, bir abimiz programından dolayı katılamadı. Seyit Duygu bir burs. Seyit abimiz de bir burs dedi. Alkışlıyoruz Seyit abimizi. Evet. Berat Pen'den bir burs. Yazdık mı? Berat Pen'den bir burs. Helal olsun, bir alkış verelim. Hangi halkaya gideyim? Söyle abi. El kaldırıyorlar. Daha el kaldırmalar devam edecek. 30'u bulsak inşallah. Bulur muyuz ki? Bulur muyuz? İnşallah, inşallah. Enfes Mühendislik 4 burs. Ne? 4 burs. Enfes Mühendislik 4 burs. Allah razı olsun. Beni mutlu ettin, derneği mutlu ettin, çocukları, gençleri mutlu ettin. Allah da seni güldürsün her zaman. Dua etsinler yeter. Allah razı olsun. 4 burs, evet. Siz özellikle yani bu kime gitti, ne gitti diye sorarsanız birebir bilgi veriliyor yani. Ama çocuk bilmiyor kimden ne aldığını. Bir bağlılık olmasın ama benim bursum kime gitti diye birebir diyaloğa girerseniz
takip ediyorsunuz her şeyi. Zamanında öderseniz çocuklarımız da faydalanır. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. 50 lira 100 liraya hemen yazıyorum. Çıkışta daha düşük tutarları sandığa atın. Evet abi. Hasan Hüseyin Madem bir burs. Hasan Hüseyin Madem bir burs. Bilgisayar da şaşırdı 4-5 diye yazınca. Haydi bakalım çok iyisiniz. Allah razı olsun. Evet Hasan Hüseyin Madem bir bursla beraber şu anda 29 mu olduk? Allah'a şükürler olsun. Rabbimize şükürler olsun. Allah'ım sonsuz şükürler sana. Çok iyi. Harika. Geçen yılı yakalamak üzereyim. 30-31 civarı tam hatırlamıyorum. Kaçtı başkanım geçen yıl? Kaçtı? 31'di. 2 miydi? 32 miydi? 35. Dur o zaman. O zaman son konuşmaya bayağı iş düşecek o zaman. Az iş düşürelim. Onun emeği fazla. Başka? 100, 200, 300, 400 diyen? Hadi abilerim aşağı eşenler bunu başarır. Yani burada imkan ölçüsünde hareket edeceğiz. 29 burs olmuş Servet abi. Aşağı Eşenler Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği 8 yıldır gerçekleştirdiği burs programlarında her zaman beraber oluyoruz. Bir köy derneği şu an için 29 burs topladı. Bence çok büyük başarı. Evet. Kesintisiz yayına devam ediyorum. Telefondan geldi Bilge. Yapısaray'dan 5 burs. Yapısaray'dan 5. 5. Ben bile söyleyemedim. Yapısaray 5 burs geldi. Allah razı olsun. Allah kabul etsin hayırlarınızı diyelim. Allah bol kazançlar versin. 5 bursu da Yapısaray olarak oraya ekledik. Harika oldu. Müthiş bir şekilde devam ediyoruz. O zaman rekor kırma zamanı geldi. Rekorlar kırılıyor artık. 200, 300, 400, 100, 50. Bunları alarak inşallah daha da coşacağız. Olmadı ben devreye gireceğim. Ben de yapacağım. Evet. Buradan abi gel 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 şöyle. Şu anda iyi gidiyoruz. Kadir Sevim'den yarım burs. Kadir Sevim'den yarım burs da böyle geldi. Allah razı olsun. Görüyorsunuz değil mi sevgili seyirciler? Yani imkanım yoktu okuyamadın diyen artık kalmayacak. Hele aşağı işenlerde bu hiç olmayacak böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü onların arkasında aslan gibi abileri, ablaları var diyelim ve devam edelim. Evet son tura doğru yaklaşabiliriz. Çok da hani keyif alıyorum ama her şeyin en güzelinde olma zamanı. Abi nasılsın? İşler güçler iyi gidiyor maşallah. Biraz da işlerden bahsedelim. Piyasa nasıl? İşlerden bahsetmeyelim. Bursa konsantre olmuşken hiç şimdi iyi deyince yapalım. Hemen oradan daha fazla şey yapacağım yani. Yok fark etmiyor. Evet abi alalım. ARS Park 5 burs. Ayrıyeten muhasebeleştiremediğimiz için burada aktaramıyorum. 15 burs da gene hemşerilerimizin öğrencilerine ayırdık. Onu da dernek başkanım isimleri verirse resmi olarak gönderebiliriz. Ama şu anda 5 burs. 15 de ayrıyeten. Evet 5 burs bu programda alınıyor. Ayrıca isimler verildiği zaman 15 burs da öyle olacak. Allah razı olsun. Babaya çok selamlar, çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun, çok teşekkürler. Şimdi devam edeyim abi ya. Bu Türkiye'de bir örnek hareket bence. Türkiye'de örnek hareket. Bir köy derneği aşağı işenler başarıya doymuyor. Rekor kırılıyor. 39,5. Hadi bakalım bismillah. Helal olsun. Ben de mutlu oldum ya. Yeter. Süleyman abi, Veli Karademir İnşaat, Karademir İnşaat. Bir burs. Evet, yazabildik değil mi? O da alındı. Evet, güzel, harika, devam. Yani sonradan açılır. Mesela ben beklerim beklerim bir programda. Ya derim Süleyman hareketlendir şurayı. Çekinirim, hala vardır o bende. Değerli konuklarımız, sevgili misafirlerimiz. Yani gerçekten burada çok siyaset partilerimizin temsilcileri de var. Onlara da başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hani vakfımızın, derneğimizin ne zaman bir sıkıntısı olsa, derdi olsa, problemi olsa Karatay Belediye Başkanımız her zaman yanımıza güçlü bir alkış veriyoruz ve mikrofonu ona bırakıyorum ben. Derneklerinin, köylerinin, yörelerinin kalkınması için üzerine düşen neyse onu yapmak durumundalar. Hep söylüyoruz. Dernek başkanım ve yönetimi bizlere sılayı rahim yaptırıyorlar. Kışın buralarda programlar oluyor. Yazın da yaylalarda program oluyor ama biz en azından birine katılmayı
katılmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz Büyükşehir Yasası'yla birlikte Aşağı Eşenler Derneği veya Aşağı Eşenler Köyü tarihe karıştı. Aşağı Eşenler Mahallesi oldu. Hadine bağlı Aşağı Eşenler Mahallesi. İnşallah yeni yasayla birlikte hizmetler daha da artacak. Bir taraftan Koski kanalizasyon çalışması, Büyükşehir Belediyesi ulaşım çalışmalarıyla birlikte belediyelerimizin de asfalt ve altyapı çalışmalarıyla inşallah Aşağı Eşenler'in orada yaşayanları daha rahat bir hayat sürmüş olacaklar. Buraya da biz hizmet etmeye çalışıyoruz. Her ne kadar Aşağı Eşenler'le hemşehrilerimiz orada 250-300 civarında iseler de Konya'mızda, Karatay'ımızda toplam 7000 hemşehrimiz var. Bana mesaj geliyor. Ahmet Bey'in hanımı falanca vefat etti diye. Bulunmaktan kaldırılacak diye. Gönderenlere çok teşekkür ediyorum. Burada yüksek oranda burs verenler var. 15 burs, 6 burs, 5 burs. Ama Ümman teyzenin 150 TL'si de en az o kadar önemli. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Gani gani ama azı da çoğu da bunun bir. Peki Karatay ne yapacak? Hep konuşup gidecek mi? Karatay'da oturan 6 tane öğrencimiz var. Öyle mi başkanım? Onların bursunu da biz verelim. Ne yapalım? Efendim, katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin, bizlerin yapacağı bu derneğe, dernek yönetimine, dernek başkanımıza katkıda bulunmak. Kendilerinden Allah razı olsun. Her tarafta eşenlerle olması lazım. Numune hastanesinde olacak, poliste olacak, mühendis olacak, mimar olacak, devletin her kademesinde olacak. Onun için hakikaten bu yüksek okullarda ve okullarda okuyan o kadar önemli ki onun için kıymetini bilelim, şunu da unutmayalım. Köy derneği olup da burs veren tek dernek Aşağı Eşenler Derneği'dir. Hepinizden Allah razı olsun diyorum ben. Müsaadelerinizle bir başka program için hepinizden, hanımefendilerden, beyefendilerden izin talep ediyorum. Başkanım fazla da bir problem kalmadı herhalde. Bu sene daha bereketli oldu. İnşallah Cenab-ı Hak bereketini artırır. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Selam. Başkanım plak ek vereceğiz hemen. Bir 10 saniye daha alalım. Dernek başkanımız Raymer Arslan Bey size plakınızı takdim edecekler. Çok teşekkür ediyoruz. Güçlü bir alkış istiyoruz. Sağ olsunlar. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, başkanımız Mehmet Uğur Bey'e Hüseyin Yalçın Bey veriyor. İkisini Sayın Başkanım, değerli Eşenler Yönetim Kurulu Başkanı, değerli Haziron, öncelikle böyle bir programı organize eden dernek başkanımıza teşekkür ederiz. Böyle güzel günlerin hadimimizi Konya'mıza kazandıran Eşenler Dernek Yönetimi'ne teşekkür eder. Hepinizi, yeni yılınızı kutlar. Hepinize hayırlara vesile ederim. Yusuf abimizin hakikaten belki şimdi aklınıza geldi. Neden çıktı bu plaket? Değil mi? Hepimizin aklına geliyor. Ama samimi söylüyorum. Yusuf abicim aidatını kaç kaç ödüyor biliyor musunuz? 5 lira 5 lira aidatını ödüyor. Yani köyümüzün en böyle şey başarılı aidat ödeyen insanı. Bu plaketi onun için veriyoruz. Allah razı olsun. İşte örnek gösterilecek hareket ve davranış bu. Peki plaketimize devam ediyoruz. Yine Bursa devam edeceğim. Hasan Hüseyin Maden abimize güçlü bir alkış alabilir miyim? Yoğun çaba ve hizmetlerinden dolayı. Rahim abi plaketi vermeye sen devam et yine. Şimdi Hüseyin abimiz hakikaten derneğimizde her zaman böyle gecede veya şenlikte
Rahim abi başkanım veya Hasan Hüseyin ne yapabilirim? Her zaman yani samimi söylüyorum en çok da dernek adına koşturan Hüseyin abimiz. Sami abi bir şeyler söylemek isterseniz mikrofonu veririz. Efendim, hazırını saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bu güzel faaliyetten veyahut da bütün güzel faaliyetlerinden dolayı, bu örnek faaliyetinden dolayı derneği, dernek yönetimini kutluyorum, tebrik ediyorum. Evet, Bekir Karakuş abimiz gece gündüz çok koşturuyor ve gecesini gündüzüne katıyor. Her zaman özverili çalışmalarından dolayı abi büyük bir mutlulukla veriyorum, keyifle. Sağ olun. Bir şey yapmıyorum. Derneği kurduk. Mecbur yürüteceğiz. Başka bir şey demiyorum. Daha güzel günlerde inşallah. Şöyle çok teşekkür ediyoruz Bekir abi. Allah gücüne güç versin. Evet. İsim neydi annem? Raziye Aktaş. Naziye Aktaş. Raziye. 100 lira. İşte güçlü bir alkış daha geliyor. Helal olsun ablam. Tamamlayıverelim orayı. 300 lira herhalde değil mi? Evet. 300 lira mı kaldı? Kaç lira kaldı onu tamamlamak için? 400 lira mı? 300 lira. 300 lira. İsim alalım. Alişan Bilir. Alişan Bilir. 40. 7 burs oldu. 50'ye tamamlayalım mı 50'ye? Şimdi dernekle her zaman görüşüyoruz. Allah razı olsun. Biz de elimizden gelen özveriyi gösteriyoruz. Benimki de bir şey olsun. Süleyman Nerede'den bir burs yaz abi oraya. Yaz bir burs. Coştuk hadi bakalım. Kaç oldu? 48 burs. Sevgili aşağı eşenler, hepinizi öncelikle sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Değerli hemşehrilerim, gün içinde başka programlarımın bulunması sebebiyle biraz geciktim. Gecikmeden dolayı da ayrıca özür diliyorum değerli hemşehrilerim. Sevgili aşağı eşenler, burada hakikaten o kadar güzel şeylere örnek oluyorsunuz ki, o kadar anlamlı çalışmaların içindesiniz ki sizlere gıpta etmemek mümkün değil. Öncelikle şunu söyleyeyim. Böylesine bir gecede siyasetin yeri yok. Burada siyaset konuşacak bir zemin yok. Burada siyaset konuşmaya gerek yok. Burada öncelikle hepimiz aşağı eşenlerliyiz. O dayanışma içinde, o birliktelik içinde bu aşağı eşenlerin bu kültürünü yaşatıyorsunuz. Bunu geleneksel hale getiriyorsunuz. Bunu Konya'da emin olun başaran belde ya da mahalle çok azdır. Sizler o anlamda bir emsal teşkil ediyorsunuz. Bir örnek teşkil ediyorsunuz. Bakın, bir belde teşkilatı olmamasına rağmen, bir belediye teşkilatı olmamasına rağmen işte o dayanışma gücünüzle biraz evvel arkadaşımız söyledi, 50 civarında öğrenciye burs verilmesini sağlıyorsunuz. Bu mükemmel bir dayanışmadır. Bunu gerçekten takdir ediyorum. Emeği geçen, katkı sağlayan herkesi huzurunuzda tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Değerli hemşehrilerim, sevgili aşağı eşenler, Türkiye'nin aslında ihtiyacı olan bir fotoğrafı sergiliyorsunuz. İnanıyorum ki burada her siyasi partiye mensup insanlarımız var. Olması gereken bu. Partinin yeri ayrı, hemşerliğin yeri ayrı. Bunları birbirine karıştırmayacağız.
siyaset üzerinden ayrımcılık yapmayacağız. Buna tenezzül etmeyeceğiz. Siyaset üzerinden ayrımcılık yapanlara da fırsat vermeyeceğiz. Vermemeliyiz. Siyasetin yeri ayrı, hemşerliğin yeri ayrı. Sizler bu yönüyle de örnek teşkil eden bir yöremişsiniz, beldemişsiniz. Ben hepinizi bu duygularla, bu düşüncelerle bir kez daha kutluyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Nice etkinliklerde, nice yıl dönümlerinde bir araya gelmenizi diliyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın diyorum. Sağ olun, var olun. Evet, sayın vekilim, bir plaketimiz olacak size. Fahri bir aşağı işerlerle olmak kabul edin. Teşekkür ediyorum. Bunu yürekten gelerek söylüyorum. Onu da bilmenizi futbol kulüpleri bile bu hayatiyetlerini devam ettiremiyorlar. Eğer akarlar yoksa
Osmanlı'dan örnek veriyorsak, Osmanlı künyeleri kurarken hemen etrafına akal sadakaya gelir dediğimiz akarlar temin etmişler. Böylelikle dernekler ayakta kalabilmiş. Bizim bu noktada kafa yormamız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle dernek yönetiminin veya da bu noktada fikir üretimindeki arkadaşlarımızın bu noktada çalışmaları gerektiğini düşünüyorum inşallah. Değerli konuklarımız, sevgili misafirlerimiz, ekranların başındaki sevgili seyircilerimiz, Aşağı Yaşayanlar Köyü Sosyal Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimizin düzenlemiş olduğu eğitime destek gecemizi bizlerle birlikte olduğunuz için, bizlerle birlikte bu güzellikleri paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Amacına ulaştı. Rekor bir bursla amacımıza ulaşmanın mutluluğu ve huzurunu yaşıyoruz. Bir başka programda inşallah birlikte olacağız. Şenliğimiz 24 Mayıs değil mi başkanım? Evet. 24 Mayıs'ta inşallah şenlik alanımızda sizleri bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.